Şöyle devam ediyorum. Bu düz bir parça olduğu için hemen bitiyor. Çok kolay. Şu şekilde sihirli halkayla başlıyorum yine. Bir zincir çekip sabitliyorum. Alt sık iğne. 1 2 3 4 5 6. Buradaki ipi asılıyorum ve en başta yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. İkinci sıramda bütün ilmekleri ikişer tane batarak 12 sık iğne elde ediyorum. 3 4 5 6 Bütün hepsinin içine ikişer tane batıyorum. 7 8 9 10 11 ve 12. Bir sonraki sıraya geldiğimde 5 sık iğne 1 artır yapıyorum. 2 kez elimde 14 tane sık iğnem olacak. 2 3 4 5 1 artır. 1 2 3 4 5 ve 1 artır. Evet, bu şekilde elinde 14 sık iğne oldu. Bu 14 sık iğne ile 24 sıra artırma eksiğini yapmadan düz bir şekilde öreceğim. Bir sırayı birlikte örelim. Sonra devamını örüp gelelim. Yani bütün ilmeklere bir tane batarak 14 sık iğne ile devam edeceğiz. Ve sadece elin bakın şu kısma kadar doldurdum. Şuraya kadar doldurdum. Gerisini doldurmadım. Eksiltme yapmadığım için kolda. Çünkü Powerpuff kızlarının kollarının ön kısmı biraz kalın. Yukarı kısmı biraz ince. Ama ince yapsaydım belirlediğim sayıyı tutturamazdım. Evet, bir sırayı bu şekilde ördüm. Bunun üzerine 23 sıra daha öreceğim. Kolumu bitirmiş olacağım. Kol görünümü de bu kadar. Sadece dediğim gibi şu kısma kadar doldurdum. Tarifiyle devam ediyorum. Söylemiştim. Bir bacağımdan, ilk ördüğüm bacağımdan ipi kopardım. Sonraki bacağımdan ipi koparmadım. İkinci bacağımdan diye. Şimdi şu bacağı birleştirmek için orta kısma kadar düz öreceğiz. 8-9 kaç sık iğne olursa. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet. 9 yeter. Şöyle katladığımız zaman da zaten ortası oluyor. Burayı, bu 9 sık iğneyi sadece bu orta kısma gelmek için ördük. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 2 3 4 ve 5. İkinci bacağımı alıyorum. Şu şekilde ön tarafına tutuyorum. Ve ortadan tutturuyorum. Şöyle alıyorum. Öndekini arkadan geçiriyorum. İlmek kaydırmayı bu şekilde yapmış oluyorum. Şimdi bu sol bacağımdan 18 tane sık iğne öreceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 sık iğne. Şimdi burada zincir çektiğimiz yere 5 zincir çekmiştik. 5 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 ve bu da 5. sık iğne. Bu şekilde bakalım düz ortasın. Şimdi sağ bacağımızdan, özür dilerim, sağ bacağımızdan 18 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18'de bu bacaktan ördük. Şimdi burada zincirin diğer kısmına, yani karşı tarafına 5 sık iğne örüyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Evet, bu şekilde karşılıklı olarak bacaklarımızı birleştirmiş olduk. Elimizde şu anda 46 tane sık iğne var. İkili trabzan diyecektim. Ağız alışkanlığı. Sık iğnemiz var. 46 tane. Bu 46 sık iğne ile 5 sıra artırma işlemi yapmadan düz bir şekilde örelim. Devam edeceğiz. Beyaz renkli 5 sıra artırma işlemi yapmadan düz bir şekilde ördüm. Şimdi ten rengime geçeceğim. Yine renk geçişini şu şekilde yapıyorum. Şuradan batıyorum. Bu ilmeği çekmiyorum. Ten rengimle çekiyorum. Bu şekilde. Ve buradan örmeye devam ediyorum. İki sıra bu şekilde ten rengiyle artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğim. Aynı beyazda olduğu gibi beyazda 5 sıra örmüştük. Ten renginde de 2 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğim. Eksiltmelere geçeceğiz. Sonrasında kol birleştirme derken gövdemizi evet, 2 sırada ten rengiyle artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Elimizde 46 tane ikili trabzan var demiştik. Devam ediyoruz. Şimdi 10 sık iğne, bir eksiltme yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Eksiltmeyi şu şekilde yapıyorum ben. Şöyle ilmeğin dış tarafından. Buna gizli eksiltme deniliyor. Daha seviyorum. Siz ama bildiğiniz gibi eksiltme yapabilirsiniz. Görünümünü değiştirmiyor. 2 3 Yani sadece eksiltme yaptığımız belli olmuyor. Bu şekilde. 5, 22 tane öreceğiz buradan. 5 ördük. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. Bir eksiltme yapıyorum. Ve 10 tane sık iğnem kaldı. Onu da düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Elimizde 44 tane sık iğne kaldı. Bu 44 sık iğne ile 2 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim ve gelelim. Evet, en son eksiltme yapmıştık 2 defa. Elimizde 44 ikili trabzan kaldı demiştik. Onunla da 2 sıra düz ördük. Şimdi yine eksiltme yapıyoruz. 9 sık iğne bir eksiltme yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sık iğne bir eksilt. Aradan 21 sık iğne bir eksilt yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Burada bir eksiltme yapıyorum. Ve yine 10 sık iğnem kaldı. Onu düzeliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Elimizde şu an 42 tane sık iğnemiz kaldı. Bu 42 sık iğne ile de iki sıra artırmak için yapmadan düz bir şekilde örelim. Devam edeceğiz. 42 sık iğne ile de iki sıra artırmak için yapmadan düz bir şekilde ördüm. Yine eksiltme yapıyorum. 8 sık iğne, bir eksiltme yapıyorum bu kez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bir eksiltme. Aradan 20 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Yine bir eksiltme yapıyorum. Ve arkada 10 sık iğnemi de düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elimizde 40 sık iğnemiz kaldı. Bu 40 sık iğne ile de iki sıra artırmak için yapmadan düz bir şekilde örelim ve gelelim. 40 sık iğne ile iki sıra artırmak için yapmadan düz bir şekilde ördüm. Bu bizim kol birleştirmeden önceki son eksiltmemiz. 7 sık iğne örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Bir eksiltme. Aradan 19 tane sık iğneyi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Burada ilmek, yani eksiltme yapıyorum. İlmek kaydım diyecek. Eksiltmemi yaptım. Ve yine 10 sık iğnemi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, elyaf çuvalımda görünmüş, hep hiç farkında değilim. 8, 9 ve 10. 10 sık iğneyi de buradan düz ördüm. Şu an elimde 38 sık iğnem kaldı. Bu 38 sık iğne ile de 3 sıra artırmak için yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Sonrasında kollarımızı birleştiriyoruz ve yavaş yavaş artık sona doğru yaklaştık. Diyorum. Gövdemi en son üst sıra artırmak için yapmadan düz bir şekilde ördüm. Ve kol birleştirmeye geçeceğiz demiştim. Burada kol birleştirme işlemini yapacağız. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 8 sık iğne örüyoruz. 5, 6, 7, 8. Burada kolumu alıyorum. Bir koldan batıyorum. Bir tane gövdeden batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, bir koldan, bir gövdeden batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 2,
Bunu 3 sık iğne ile, ay 6 sık iğne ile birleştireceğim. 3. Dört, beş ve altıncı sık iğne. Şu şekilde kolumu birleştirdim. Ortadan, yani aradan 16 sık iğne örüyorum. Diğer kol birleştirme yerine kadar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Burada diğer kolumu alıyorum. Aynı şekilde bu kolumu da 6 sık iğne ile birleştireceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sık iğne ile birleştirdim. Burada 2 sık iğnem kaldı sonda. Onu da düz bir şekilde ördüm. Şu an elimde 42 sık iğne oldu. Bu 42 sık iğne ile bir sıra artırmak istemi yapmadan düz bir şekilde örüyorum ve geliyorum. Evet, kolları birleştirdikten sonra 42 sık iğnem oldu demiştim. O 42 sık iğne ile de bir sıra artırmak istemi yapmadan düz bir şekilde ördük. Şimdi eksiltmelere geçiyoruz. Gövdemizi bitireceğiz. 5 sık iğne bir eksiltme başlıyorum. Eksiltmelere 6 defa toplamda bu sırada. 5 sık iğne bir eksilt. Toplamda 6 defa eksiltme yapacağım bu şekilde. 5 sık iğne bir eksiltle. Elimde 36 tane sık iğne kalacak. 4, 5, bir eksilt. Bu sırayı bir şekilde bitirelim. Gelelim. Evet, 5 sık iğne bir eksilt sıramı bitirdim. Elimde 36 sık iğnem kaldı söylediğim gibi. Şimdi 4 sık iğne bir eksilt yapıyoruz. Yine bu sırada 6 defa eksiltme yapmış olacağız. Elimizde 30 tane sık iğne kalacak bu sıranın sonunda. 1 2 3 4 ve bir eksilt. 1 çıktı içinden. 2 3 4 sık iğne bir eksilt. Bu şekilde bu sırayı da böyle bitireceğiz. Elimizde 30 sık iğne kalacak ve bundan sonraki sırayı 3 sık iğne bir eksilt yapacağız. Elimizde 24 sık iğne kalacak ve bir sonraki sırayı 2 sık iğne bir eksilt yapacağız. 18 tane sık iğnemiz kalacak. Bu 18 sık iğneyle de bir sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. İpimizi koparacağız. Gövdemiz bitmiş demektir. Evet, gövde tarifim bu kadardı. 5 sık iğne bir eksilt, 4 sık iğne bir eksilt, 3 ve en son 2 sık iğne bir eksilt yaptık. Elimde 18 sık iğne kaldı. Onunla da bir sıra ördüm ve gövdem bu şekilde bitmiş oldu.